Bazen düşmanını göremezsin. Ama oradadır. Duyamazsın. Çünkü sessizce gelen amansız bir hastalık gibi yayılır. Bazen aradığın şey baktığın yerde değil, bakmaya gerek görmediğin yerdedir. Çoğu zaman da gözlerini kaçırdığın yerde. Kendi içinde. Kendine güven oğlum. Ve kılıcını hep hazır tut. Savaşın ve kaosun şekillendirdiği bir çağda yaşadı. Haçlılarla destansı bir mücadeleye girişti. Yıllarca işgal altında yaşamış insanların sönmeye yüz tutmuş umutlarını yeniden alevlendirdi. Ve Kudüs'ü geri alma hayalinden hiç vazgeçmedi. Bu İslam ülkelerini Haçlılardan korumak için her şeyini veren bir adamın, Nurettin Mahmut Zengin'in hikayesi. Sultan Melikşah'ın 1092 yılındaki ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti dağılmanın eşiğine gelmiş, egemen oldukları topraklarda yaşayan yöneticiler ve Müslüman halk Haçlı kuvvetleri karşısında zor duruma düşmüştü. Savaşın ve kargaşanın gölgesinde varlık mücadelesi veren bölgelerin en önemlileri kuşkusuz Doğu Akdeniz kıyıları ve her şeye rağmen Haçlılara direnmeye çalışan kutsal şehir Kudüs'tü. Ama Haçlılar Müslümanların direnişine rağmen gün be gün Papa'nın ve Hristiyan imparatorların gittikçe artan desteğiyle bölgedeki varlıklarını arttırmayı başardılar. Hakimiyetleri altına aldıkları Doğu Akdeniz kıyılarında çok sayıda krallık ve kontluk kurdular. Ancak Haçlılar elde ettikleriyle yetinmedi ve 7 günlük bir kuşatmanın ardından 15 Temmuz 1099 günü Kudüs'ü işgal etti. Doğu Batı çatışması Truva Savaşı'ndan bu yana insanlık tarihinin tanık olduğu en karakteristik olaydır. Haçlı seferlerini de bu olgunun en geniş kapsamlı ve uzun süren olayı olarak değerlendirebiliriz. 1096 yılında başlayan ve 3 yıl süren bir ilk Haçlı seferi Batılı krallıklar için beklenen de üzerinde bir başarıyla tamamlandı. Zaten siyasal ve mezhepsel çekişmeler nedeniyle parçalanmış olan Müslümanlar bir bütün halinde hareket eden Avrupalı kuvvetlere karşı çok fazla direnemediler. Haçlılar ele geçirdikleri topraklarda Papa ve Avrupalı kralların çıkarlarına uyacak bazı devletler kurmuşlardı. Böylece Zengi hanedanlığının payına da sınırlarında iki yeni rakip düştü. Haçlı yükselişinin üzerinden yaklaşık yarım asır geçmiş ve bölgede dağınık halde bulunan Müslümanlar için artık hayat çetin bir ölüm kalım mücadelesine dönüşmüştü. Hala Selçuklulara bağlı hareket eden İmadüddin önderliğindeki Zengi Atabeyliği, Anadolu'nun ve Suriye'nin kaderini Müslümanlar lehine değiştirme gayretiyle bu mücadelenin ön saflarında yer alıyordu. İkinci yüzyılda Zengi hükümdarlığının göstermiş olduğu direniş, o zamana kadar Haçlıların o bölgedeki varlığını neredeyse kabullenmiş olan Müslümanlar için bir umut olmuştu.
Ancak buna rağmen herkes Avrupalıları bölgeden atmanın çok da kolay olmadığını iyi biliyordu. Yaşananlardan sonra her Müslümanın hayali Kudüs'ün Haçlıların elinden geri alınmasıydı. İmadüddin Zengi de bu hayali kuranların başında geliyordu. Ancak o bunun için acele etmiyor, adımlarını dikkatlice ve teker teker atıyordu. Beyim. Ne oldu Yarenkuş? Kılıcınız. Yaşlanıyorum artık. Arkamı toplamak da sana düşüyor. İmadüddin Zengi bu karışık ortamda bölgenin hassas dengelerini temelden sarsacak önemli bir karar almıştı. Hemen sınırdaki iki Haçlı kontluğundan birisi olan Urfa kontluğunu Joselin'in elinden almak istiyordu. Urfa'nın geri alınma girişimi dağınık haldeki Müslüman topluluklar için son derece stratejik bir hamleydi. Çünkü Urfa kontluğu Haçlıların bölgede kurdukları ilk devletti ve bunun sembolik bir anlamı vardı. Eğer İmamüddin bunu başarabilirse hem bölgede Haçlılar lehine değişen güç dengesini bozacak hem de Müslüman cephesinin bir nebze olsun toparlanmasını sağlayacaktı. Gel Şirku. Nedir vaziyet? İç kaleye girdik beyim. Joselin. Öğrenmiş. 2 günlük mesafedeler. Daha çabuk Şirko. Hava kararmadan bitirelim şu işi. İmadüddin Zengi kuşatma için Urfa Kontu Joselin'in ordusuyla birlikte şehirden ayrıldığı bir zaman dilimini seçmişti. Bu sayede hem surlarla hem de Haçlı ordusuyla aynı anda mücadele etmeyecekti. İstihbarat ağınızın geniş olması bu tip kaotik konjonktürde yapacağınız hamlelerde elinizi güçlendirir. İmamettin Urfa'nın fethiyle ilgili olarak hiçbir hata payı bırakmak istememiş ve her zaman doğru anı kollamıştı. Tabii rakibiniz de bu esnada boş durmayacak. Nitekim Joselin Zengilerin şehrini kuşattığı haberini almış ve Urfa'ya doğru harekete geçmişti. Musallat olan korku illetini artık söküp attın. Yer gök titresin, elleriniz titremesin sakın. Vurun, vurun da Kudüs'e giden mukaddes yolu yeniden açın. Artık bizim devrimiz başlıyor Yarenkuş. Göreceksin. Önümüzde kimse duramayacak. İmamüddin Zengi Urfa'yı fethettiğinde Haçlıların Kudüs'te yaptığının tam aksine şehrin tahrip edilmemesini istemişti. Ayrıca yakalanan esirler serbest bırakılacak ve toplanan ganimet sahiplerine iade edilecekti. Bu yaklaşımıyla İmamüddin Zengi bölgede uzun yıllardır görülmeyen bir sağduyu ortaya koymuştu. Urfa'nın alınması 1. Haçlı seferiyle bölgeye yerleşmiş ve iktidarlarını kurmuş Avrupalılara çok ciddi bir şok yaşatacaktı. Dolayısıyla bölgenin siyasi atmosferi yeniden şekillenecek ve yeni savaşları beraberinde getirecekti. Efendim, ben rahibim. Ne istiyorsun? Bağışlayın efendim. Urfa'dan gönderildim. Şehir düştü.
Kuşatma haberi Joseline geldiğinde bir ümitle şehrini kurtarmak için geri dönmeye çalışmış ancak iş işten geçmişti. Urfa'da artık Haçlı değil, Zengi sancakları dalgalanıyordu. Müttefiki Artuklulara yardım etmek için Urfa'dan ayrılan Joselin, yardıma muhtaç hale düşmüş ve şehrini geri alabilmek için Antakya Kontu Raymond'a sığınmaktan başka çıkar yol bulamamıştı. Uzun zamandır siyasi çıkarları birbiriyle örtüşmeyen Haçlı kontlarının, gittikçe kudretini artıran Zengilere karşı direnebilmelerinin tek yolu, anlaşmazlıklarını kenara bırakıp artık yeni bir başlangıç yapmaktı. Yardım et bana. Şehrimi geri alayım. Sabırlı ol Joseli. İmamettin başını açtı, belanın henüz farkında değil. Yakında haber Vatikan'a ulaşır. Destek göndereceklerdir. O zaman sadece Urfa'yı değil, her yeri alacağız. Bizi dualarla kutsayıp cennetin krallığını vaat edenler bugüne kadar akıbetimizi sordular mı? Burada yalnızız. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Anlardık bunu Raymond. Birinci Haçlı seferini başlatan Papa ve Avrupalı krallar artık ölmüştü. Dolayısıyla Haçlıların Orta Doğu'da kurdukları devletlerin Avrupa'daki hamileri değişmişti. Bu da bölgedeki Haçlı yöneticileri ile Avrupalı krallar arasındaki bağı zayıflatmış ve onların nispeten yalnızlaşmasına sebep olmuştu. Burada kazanılan her savaş bizden çok Papa'nın kudretini arttırır. Hezimetlerse otoritesine bir o kadar zarar verir. Sen sakinliğini koru. Yardım etmekten başka şansları yok. Raymond tabiri caizse kurt bir siyasetçi. Gençliği iki farklı Kudüs kralının naipliğini yaparak geçmişti. Dolayısıyla bölgenin bütün dinamiklerine son derece hakim. Hangi emirlerle iyi ilişkiler kurulur, kimi kışkırtırsa sorun yaşar gibi soruların cevaplarını gayet iyi biliyordu. Gökte yaratılmış da yere konmuş bir şehirdir o. İltifat edecek dil nerede? Dönmez. Yetişmez anlatmaya. Onu görünce susulur ancak. İnsan küçüldükçe küçülür. İşte bu kalp kadar kalır sonunda. Yıllardır hep aynı. Hiç yorulmadı. Kudüs'ü işgal ettiklerinde 12 yaşında bir çocukmuş. Ailesi öldürülmüş. Onu da şehrin dışına atmışlar. Yakup'u tanıdığımda ben de çocuktum. O gün bugündür peşimizde. Hiç bırakmadı. Kudüs'e geri döneceği günü bekliyor. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Hazır mısın? Bir şey mi var?
Neden Caber Kalesi? Urfa'yı almışken üstelik. Diğerleri korkuyla beklerken. Neden Antakya'ya gitmiyoruz? Hiç değişmiyorsun Nurettin. Bu konuları daha önce konuşmadık mı? Hepsini geldikleri yere geri gönderebiliriz. Ama biz ne yapıyoruz baba? Haçlılarla savaşmak yerine Arapların elindeki bir kaleyi almaya gidiyoruz. Neyle uğraştığımızdan haberim bile yok. Kimse iyi kötüyü ayırmıyor. Bu topraklarda kuzuları kurt otlatıyor Nurettin. Sana kolay tabii. Her şeyi şu kör cesaretinle halledebileceğini sanıyorsun. Anlayacaksın. Belki bugün değil ama vakti geldiğinde anlayacaksın. Nurettin Zengin'in çocukluğundan itibaren ordunun içinde yetişmesi onun askeri niteliklerini geliştirmişti. Dirayetli bir lider, muhteşem bir komutan, güçlü bir savaşçıdan bahsediyoruz. Fakat işin diplomatik kısmına bakarsanız orada öğrenmesi gereken daha çok şey vardı. Müslümanların Kudüs'ü kaybettikten sonra sürekli tekrarladıkları bir yanlış vardı. Duygularına yenik düşerek yaptıkları aceleci seferler. İmadettin Zengi oğlunda da bu aceleciliği görmüş ve Nurettin'e akıldan yoksun, bir strateji güdülmeden sürekli savaşarak başarılı olunmayacağını göstermeye çalışmıştı. Zengiler kazandıkları zaferin getirdiği moralle tekrar yola çıktılar. İmadettin Zengi'nin Urfa'dan sonraki durağı Arapların elinde tuttuğu Caber Kalesi olacaktı. Zengiler bu sefer Haçlılarla ittifak yapma potansiyeli olan ve Caber'de bulunan Arap emirliğini ele geçirmek istiyorlardı. Sebebi ise Haçlılarla yapılacak olası büyük bir meydan muharebesi sırasında arkalarında tehdit oluşturabilecek, tehlike yaratabilecek herhangi bir unsur bırakmak istememeleriydi. Caber kuşatması tüm şiddetiyle başlamış ancak beklenenden uzun sürmüştü. Bütün denemelere rağmen surlar henüz aşılamamıştı. Askerler iyice yorulmuş, Urfa'da kazanılan zaferin etkisi neredeyse silinmeye yüz tutmuştu. Günlerdir ağzını bıçak açmıyor. 4 aydır burada boşuna vakit kaybediyoruz. Babanla aynı fikirde değilsin, farkındayım. Ama unutma, 15 yaşından beri Suriye'nin her karış toprağında Haçlılarla savaşıyor. Emin ol bir bildiği var. Git istersen babanın gönlünü al. Sabah giderim. Dinlenelim biraz. Yarın zor bir gün olacak. Yoruldum artık Yaren Kuş. 4 ay oldu. Hala çıkamadık şuradan. Hiç şüphem yok. Buradan da zaferle ayrılacaksınız beyim. Hadi sen de erkenden yat.
Yaren Kuş tarihi kaynaklara göre Frank devşirmesi bir hizmetliydi. Küçük yaşta esir alınmış ve İmadüddin Zengin'in hizmetine girmişti. Zengin'in ona hep şefkatle davrandığından söz edilir. Ancak buna rağmen Yaren Kuş, Zengi'ye karşı düzenlenen büyük bir komplonun parçası olmuştu. Bazen düşmanını göremezsin. Ama oradadır. Duyamazsın. Çünkü sessizce gelen amansız bir hastalık gibi yayılır. Bazen aradığın şey baktığın yerde değil, bakmaya gerek görmediğin yerdedir. Çoğu zaman da gözlerini kaçırdığın yerde. Kendi içinde. Kendine güven oğlum. Ve kılıcını hep hazır tut. İmadüddin Zengi'yi hiç umulmadık bir zamanda yakalayan ölüm, Zengiler hanedanını şimdi büyük bir belirsizliğin içine düşürmüş, çocukluğundan beri babasıyla birlikte seferden sefere koşan Nurettin'i artık onun koruyuculuğundan çok uzakta yapayalnız bırakmıştı. Çadırdan koşarak uzaklaştığını görenler var. Ve hala ortada yok. Nurettin. 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 İnsanlar seni böyle görmemeli. İmam Hüddin Zengi güçlü, kudretli ve icraatlarıyla herkesin saygısını kazanan büyük bir devlet adamıydı. Böyle birinin savaş meydanlarında ya da eceliyle değil de hizmetlisinin suikastıyla öldürülmesi hiç şüphesiz büyük bir deprem etkisi yaratacaktı.
Zengi hanedanlığı vakitsiz bir ölümün yarattığı sarsıntıyla çalkalanırken, Jocelyn için bu haber yeni bir umut ışığı olmuştu. Gerçekten öldü mü? Nasıl olmuş peki? Tanrı'nın yardımıyla olsa gerek. Azizler feryadını duymuş olmalı Jocelyn. Hemen harekete geçmeliyiz. Acele etme. Hükümdar öldü evet ama Urfa'nın surları hala yerli yerinde duruyor. Aklımda bir şey var. Şehrin yarısından çoğu Hristiyan. Ne dersin? Belki de surları aşmamıza gerek yoktur. Zenginin kölesiyle tanış. Gel Yaren Kuş. İçine doğan vahiyin kendisi de farkında değil ama kutsal bir görevi layıkıyla yerine getirdi. Öldüğüne emin misin? Askerlerini al ve Urfa'ya git. Surlara yaklaşınca haber bekle. Mezopotamya uzun sevinçlerin, uzun acıların yaşanabileceği bir coğrafya değil. Aksi takdirde rakipleriniz hemen kapınıza dayanabilir. Yani eğer iktidar boşluğunu kısa bir zaman içerisinde dolduramazsanız o güne kadar elde ettikleriniz bir anda uçup gidebilir. İmadüddin Zengi'nin ardından oğulları kalan miras için kavga etmeyecek kadar akıllı davrandılar. Atabeyliğin iki büyük şehrinden biri olan Musul'un yönetimini büyük oğul Seyfettin, babasının yıllarını geçirdiği Halep'in yönetimini ise Nurettin Zengi devraldı. Neyle uğraştığımızdan haberim bile yok. Kimse iyi kötüyü ayırmıyor. Bu topraklarda kuzuları kurt otlatıyor Nurettin. Sana kolay tabii. Her şeyi şu kör cesaretinle halledebileceğini sanıyorsun. Anlayacaksın. Belki bugün değil ama vakti geldiğinde anlayacaksın. Neler oluyor Jocelyn? Raymond güzel haberler verdi. Urfa komutlu artık. Raymond kendinden başka kimseyi düşünmez. Beatrice, biliyorum. Raymond kaybettiklerimizi almak için bir aracı sadece. Gidelim buradan. Fransa'da rahatça yaşayacağımız topraklarımız var. Eski kocanın toprakları. Çocuklarımızın geleceği için Jocelyn. Benim geleceğim burada Beatrice.
Sen istediğin yere gidebilirsin. Beatrice, Jocelyn'den önce birinci Haçlı seferiyle bölgeye gelen bir Fransız baronla evliydi. Kocası öldükten sonra Kudüs kralının da zorlamasıyla kendinden yaşça küçük olan Jocelyn'le evlendirilmişti. Beatrice'in siyasi tecrübesi Jocelyn'e kıyasla daha fazlaydı diyebiliriz. Dolayısıyla yaşadıkları coğrafyada hiç kimsenin kendi çıkarını düşünmeksizin elini taşın altına koymayacağına çok kez şahit olmuş ve böylece kocasının yaşayabileceği hayal kırıklıklarının önüne geçmeye çalışmıştı. Jocelyn'in karısı Beatrice'in ikazlarına kulak asmadı. Onu geride bırakarak hakkı olduğuna inandığı toprakları zenginlerin elinden geri alabilmek umuduyla Urfa Kalesi'ne doğru yola çıktı. Jocelyn savaşmaktan korkmayan ve hedefine odaklandığında asla geri adım atmayan hırslı bir adamdı. İşin garip yanı gençliğinde bunun tam tersi karakterde birisiydi. Jocelyn 13 yıl önce babasının emrini dinlemeyip danışmentlerle savaşmaktan kaçınmıştı. Bu durumda ordunun komutasını yaralı haldeki babası devralmış ve sefer sırasında ölmüştü. Bu olaydan dolayı kendisini suçlayan Jocelyn daha saldırgan ve tuttuğunu koparan bir karaktere bürünmüştü. Keşke seni dinleseydim. Bu akşam. Keşke sabahı beklemeyip gönlünü almak için babamın yanına gitseydim. Bir türlü aklımdan çıkaramıyorum Şirko. Sultanım, babanızı asıl üzecek olan şey sizin bu halinizi görmek olurdu. Ondan daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışan bir çocuk gibi davrandım. Artık bunları düşünmenin bir faydası yok. İlgilenmemiz gereken mühim konular var. Ne oldu? Urfa'da halk huzursuz. Hristiyanlar kiliselerde toplanıyor. Sebep neymiş? Babanızın ölümünün ardından herkes şansını deneyecektir. Neye ne kadar tahammülünüz var görmek isteyeceklerdir. Çıkın artık bu odadan sultanım. Herkese nasıl bir hükümdar olduğunuzu gösterin. Müsaadenizle. Hanedanlıklarda şehzadelerin psikolojik olarak yaşadıkları en büyük kırılma tahta geçtiklerinde görülür. Bu andan itibaren iki tane farklı lider tipi ortaya çıkma olasılığı var. Kimi şehzadeler korkup pasif bir kimliğe bürünürler, kimileri ise bu dönemi hızlıca atlatıp hükümdarlık vasıflarına sahip olurlardı. Nurettin Zengi geleceğiyle ilgili soruların belirsizliğinde yönünü bulmaya çabalarken Jocelyn'in hiç bekleyecek vakti yoktu. Nerede kaldın? Kaleden çıkmam epey zor oldu. Bu gece başlıyoruz. Doğru zamanı nasıl anlayacağız? İşaretimi göreceksiniz.
Urfa kale içinde kaleleri olan çok yüksek bir tepeye kurulu korunaklı bir şehir. Bu nedenle Raymond'un Joseline'e sunmuş olduğu plan şehrin demografik yapısını kullanarak kaleyi içeriden ele geçirmeye dayanıyordu. Çünkü şehir nüfusunun büyük bir kısmı Hristiyanlardan oluşmaktaydı. Şehre hakim olan Türk askerleri, Haçlılar tarafından hazırlanan planlı bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Surların aşılmasıyla savunmasız kalan halkın ve askerlerin tek çaresi, iç kaleye sığınıp yardım gelmesini beklemekti. Urfa'ya yapılan baskının üzerinden 3 gün geçmiş ve iç kaleyi savunmaya çalışan Müslüman askerlerin direnci azalmaya başlamıştı. Kısa zaman içerisinde bir yardım ulaşmazsa şehir düşecekti. Nurettin babasını kaybetmenin ve onun yerini doldurabilmenin zorluğuyla boğuşurken, Urfa Haçlılar tarafından geri alınma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Veliaht olarak babasıyla birlikte omuz omuza savaşıp fethettikleri son şehir düşmek üzereydi. Ve bu mirası korumanın yarattığı büyük sorumluluk, şimdi hükümdarlığının ilk sınavı olacaktı. Tarihte öyle olaylar vardır ki felaket gibi görünse de aslında insanların kendine gelmesi için önemli fırsatlar yaratır. Joseline'in Urfa'yı kuşatması Nurettin için tam da böyle bir olaydı. Babasından kalan Urfa'ya sahip çıkma isteği onu yeniden ayağa kaldırmıştı. Zamanımız var. İç kaledekiler hızlansınlar. Kalanlarla ana kapının önüne savunma hattı kuracağız. Hadi! Askerler! Kapıya! Nurettin'in yaklaştığını öğrenen Joseline, hem iç kaleyi kuşatmaya devam edebilmek hem de dış surları savunabilmek için askerlerini ikiye bölmek zorunda kaldı. Joseline her iki tehdide karşı önlemlerini almaya çalışsa da dikkatinin çoğunu surların dışına yönlendirmişti.
Kale kuşatmaları aslında düşünülenden çok daha zor harekatlardır. Çünkü kuşatmayı gerçekleştiren ordunun iki şeye aynı anda konsantre olması gerekir. Birincisi ele geçirmeye çalıştığı kale, ikincisi arkasından kendisine saldırabilecek olan düşman kuvvetler. Eğer bunu tam anlamıyla stratejisini oturtmamış bir komutan varsa kuşatmanın başında, o zaman kuşatmaya çalıştığınız kale örs, size arkadan saldıran kuvvetler çekice dönüşür ve ikisinin arasında kalarak un ufak olursunuz. Nitekim Nurettin'in baskınıyla iki ateş arasında kalmaları da bunların önemli göstergesi. Nurettin Zengin'in saldırısı, Joselin'in tüm planlarını alt üst etmişti. Üstüne üstlük, en başından beri işini zorlaştıran iç kaledeki Türk askerleri de hücuma geçmişti. Sonunda Haçlılar iki yönlü bir saldırının arasında sıkışıp kalmıştı. Efendim, kaybediyoruz. Geri çekilelim. Büyük umutlarla şehri geri almak için gelen Joselin önderliğindeki Haçlı askerleri, Müslümanların gösterdiği olağanüstü direniş karşısında geri çekilmekten başka çıkar yol bulamadılar. Son anda Urfa Kalesi'ne yetişen Nurettin Zengi, babasından kalan mirasa sahip çıkarak şehrin tekrar bir Haçlı konukluğu olmasını engelledi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Zengi hanedanlığının yükselişi devam ediyordu. Şimdi Nurettin'in zamanıydı.